Merhaba, saygıdeğer arkadaşlar, değerli oyunseverler. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sinking City'ye, kayıp şehire, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gideceğimiz nokta, şurası 3 numaralı yer var ya, buraya gitmemiz gerekiyor. 3 numaralı yere gideceğiz. Buraya gitmemiz için bulunduğumuz yer burada. Buradan direkt önümüzdeki şeyden geçebiliriz. Şuradan hızlı bir şekilde ilerleyelim. Ve limana doğru gitmemiz gerekiyor. Olayı aydınlatıyoruz ağır ağır. Gördüğünüz gibi sol yapıyoruz burada. Büyük bir balina ölmüş herhalde orada. Şuradan nasıl yapalım? Oraya en iyi nasıl gidebilirim ben? Şuraya kadar gideceğim. Şuraya kadar gidersem şöyle şuraya gideceğim. Ondan sonra yürüyeceğim herhalde. Bakalım duruma göre. Karşımıza ne çıkacak? Bizi ne bekliyor olacak? Buradan düz bir şekilde de geçebiliyorum herhalde. Bunların da bir tekne gibi bir şey geliyor bak karşımda. Şuradan sağa doğru geçeyim. Oradan da ileriden de sol yapacağım. Ama bir saniye, oradan geçiş yok herhalde. Peki oradan şu ileriden geçeyim ben de. Şeyi, motorunu çok farklı yapmışlar. Bunlar ne yapıyor? Bu neydi öyle? Oh. Tuhaf bir şeye benziyor ya. Bozkır Caddesi. Bozkır Caddesi'nden şöyle geçeceğim. Harita bize çok yardımcı olmuyor arkadaşlar, onu belirteyim. Onu söyleyeyim yani. Şuradan geçecektim de hesaplama yanlış oldu. Buradan geçeceğim. Orada ne var öyle? Buraya geçemiyor muyum? Burada çok yavaşladı arkadaşlar. Durdu yani, durma noktasına geldi şey. Gitmiyor artık bak. Akıntı gibi bir şey var sanki. Onlarla birlikte şuradan geçiyorum. Buradan da buradan yol uzatırız ama. Şuradan geçebilir miyim ki?
Bak bazı yerlerde izin vermiyor. Şuradan geçebiliyorum ama. Bir şeyler var, onlara takılıyorum. Ağaç dalları gibi. Hızlandı. Şuradan. Şu aradan mı geçsin ki? Şeyler sanki hareket ediyor burada ya. Buradan buraya geçebilirim ancak. Geri gideyim. Şuraya geçeyim ya. Şu aradan şöyle. Geçeyim değil mi? Tamam, oradan geçeyim ben. Sağ yapıyoruz. Yerimize geldik. Yine yağmur yağıyor. Üçüncü noktaya varacağız. Gitmek istediğimiz yer üçüncü yer. Limana varmış bulunuyoruz ama atmosfer gerçekten çok farklı bir atmosfer var. O 1920'li 30'lu yılların atmosferini güzel yansıtmışlar. Kara Liman Körfez Merkezi. Adam uyuyor yerde. Evet. Kel Bar diyor. Ben şuraya gideceğim. O yüzden şuradan hareket edeyim. Biri bağırıyor. Kay, şükürler olsun sonunda yardım et diyor. Neler oluyor? Deniz yaratıkları, iskeletleri, asçılar buraya saklandım ama bu dayanmaz. Lütfen bana yardım et. Yaratıklar ne? Ne yaratığı? Neden bahsediyorsun? Vahşi yaratıklar kan. Şimdi bunlar konuşmaz, uzun sürer. Biz deniz yaratıkları diyor. Deniz şu. Dövüş. Vakalar soruşturma hakkında kanıt formunda bilgi barındırır. Tamam. Şimdi bizim gideceğimiz yer neresiydi? Şurası. Şura mı? Liman temizlendi. Oo, adam ölmüş. Tamam, burada birileri bir şeyler yapmışlar da. Gene ahtapot. Şu ahtapotu da görünce bir şey vardı. Türk filmi vardı ya, Tarkan. İşte orada böyle bir
deniz sahnesine Atop adam bağlıyorlardı da kızı bağlıyorlardı Atop geliyor Atobot geliyordu ya ne sahneydi ya. Yakın mesafeden vurularak öldürülmüş. Belli zaten. Oho, bu ne ya? Yaratıkları geride pek bir şey bırakmamışlar diyor. Adamı yemişler. Adam yemişler çok kötü bir şey ya. Of, bütün insan bunu yapmak için çıldırmış olmalı diyor. Çok kötü bir görüntü. Kesinlikle. Şimdi hikayeyi aydınlatacağız. Buradan geldik buraya. Var mı etrafta böyle bir yaratık manatık? Bir şeyler. Kaptan Jaramus, tamam. Her koleksiyonda tuhaf eser olurdu diyor. Buna baktık şimdi ha. İşaretler varmış ama silinmiş. Var mı başka bir şey? Yatak var. Kaptanın yeri burası. Şuradan... Bunlar da eski çamaşır makineleri herhalde. Hı? Eskiden çamaşırları böyle yıkıyorlarmış herhalde. Bu... Ha, bak dişli var ya şu dişli. Yukarı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yapıyor şöyle. Şu dişlilere geçiyor da. O da hızlı bir şekilde tazyikli hızlı bir şekilde çamaşırı hareket ettiriyor. Şu da mengene gibi sıkıyor onu. Vay, o zamanın teknolojisi işte. Çamaşır makinesini bile gösteriyor o zamanın çamaşır makinesi. Burada bir şey var eminim. Birçoğu içiyormuş diyor. Gazeteleri yolluyoruz. Tamam. Keyifleri yerindeymiş. Birçoğu içiyormuş. Burada bir şeyler olmuş da. Bize şey çıkmadı. This would be a weird artifact in any collection. Keşif kargosu listesi diyor. Kısmen yanmış kargo manifestosu. Kanıt. Harita. Zihin gözü. Geçmişi görür. Vaka. Tamam. Herkesin anahtarı. Burada bir şey var ya. Burada bir şey olmuş da onu çözmeye çalışıyorum. Aha işte bak. Burada. Burada lanet olsun sana geber diyor. Burada öldürüyor. Birinci olay bu. Bir olay gelişmesi böyle. Başka içki yok mu gördüğünüz o kadar şeyden sonra rum içmemiz yasak mı diyor?
1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var burada. İçeride bir şey var mı? Burada bir şey olmamış. Ay, kaybettik bir saniye. Şuraya bir geri. Şurada bir şey var. You can't take Oo. me. Eat this. Benimle baş Let's get a edemezsin. handle on what actually happened here. Tam olarak neler olduğunu bulalım diyor. Şu bir. You can't take me. Eat this. İki. To the mayor with you. No more drink. All we've seen. And you telling me we ain't allowed rum. Birinci olay bu. No more drink. Kimisi. All we've seen. And you telling me we ain't allowed. Kimisi burada olaylar oluyor. Kaçıyor bak, burada üçüncü olay. You can't take me. Sebebi belirsiz bir şekilde mürettebat çıldırmış, sadece bir adam kaçabilmiş. Yeni Zihin Sarayı ipucu Titania'daki olaylar. Kaçan da bir yara almış. Kesinlikle şöyle bir şey yapmış. Nasıl diyeyim, dur, fotoğraf makinesine geçeyim. Omzuna böyle balta yarası almış, çünkü şurada gösteriyordu. Buradan gideceğiz o zaman, hastaneye mi gideceğiz? Hastanede ne var? Dur bakayım bir, hastaneye gideceğiz herhalde. Şuraya bir... İlk önce ben buraya bir gideyim, sonra buraya gitsin o. Yok yok yok, hayır. Pusula işareti R. Şurada daha iyi değil mi? Şeytanın resifi. Şuraya bir gideceğim ben ilk önce. Buradan böyle çıkıyorum. Şu tarafa doğru gideceğim. Zihin Sarayı. Yaralı denizci. Birleştir. Şimdi kuşlarını birleştir diyor. Vaka raporu. Titania'daki olaylar mürettebat arasında kavga etmiş. Sadece bir adam hayatta kalmış ama omuzundan kötü şekilde yaralanmış. Omuzunda yara var, onu unutmayın. Omuzunda yara olduğu için Zihin Sarayı yanmış belgeler. Çıkartmalar. Vaka raporu. Buna halen de çıkacağız buradan. Şimdi hastaneye gitmemiz gerekiyor. Bizim hızlı bir şekilde. Bu adamı da burada öldürmüşler. Bir sürü olay olay olay. Yani öyle bir yere geldik ki arkadaşlar. Tam bir cehennem gibi bir yer. Şu adamla bir konuşalım mutlaka. Baktım şimdi bana Sanders anlattı. Önce geri döndü, o şeyler onun yüzünden geldiler diyor. Titania hakkında. What happened on the Titania? It was horrible. Korkunçtu, lanet olası bir katliamdı. Silah sesleri duydum ve dışarı çıktım, her şeyi gördüm. Kan kaybeden ölen denizciler vardı. Kan suya ulaştı ve sonra, yani vahşi yaratıklar ziyafet çekmeye geldiler. Anders nasıl bir adammış? This Sanders. What kind of man is he? Newcomer. İyi bir kaptan, mürettebatına iyi davranıyordu. Okay, captain. Treated his crew well. Sanders şu anda nerede? I gotta find Sanders. Where is he? Saw him get away. Just after. Ve ben iskeleye kaçtım. Sonra nereye gittiğini görmedim. Did you see anyone else from the expedition? No. Only Sanders. I'd bet my life no one else made it back.
Önemli kanıt toplandı. Tamam. Teşekkürler dostum. Şöyle yapacağız. Zihin. Sanders. Evet, birleştirdik. Yaralı denizci, yanmış belgeler, ikisi de birleştir. Çıkan ha. Tanya'daki olaylar yaralı sandırsa. O zaman şöyle yapıyoruz. Yanmış gazeteler. Hani gereken gazete reklamını bulma. Ya bu nedir ya? Tanya ve kaptanı Jones Sanders o konuda 300 kredi bulunabilir. Zaman sözleşmesi. Bu niye öyle yapıyor, oraya bakıyor. Burada bir şey var o zaman. Bulunabilir dediği şey ne? Bir saniye. Peki ben buraya gittiğim zaman neden kayboluyor? Bak, tam burada. Burayı gösteriyor ben. Merkez kısmen yanmış kargo manifestosu, merkezin anahtarı kayıp. Yaralı Sanders, onu bulmam lazım. Onu. Vaka raporu. Tamam, onu bulacağım. Bir şey mi olacak diyor. Zaman sözleşmesi, kimin aptiye reklamı. Evet, aynen şu anda kiralanmaya açık durumda. Pek mermisindeki bir sözüme kırılabilir. Üçüncü iskelede, tamam, bunlar tamam. Şimdi haritaya yerleştir. Buradan haritaya yerleştirebiliyorsun ama benim şuraya gitmem lazım. Hastaneye gideceğim ben, hastaneye. Bunu size açıkça belirteyim. Hastaneye gideceğim ve olayı çözeceğim. Olaya odaklanmam gerekiyor benim. Buna Max Payne 2 de diyordu ya. Buna odaklanmalıyım, davayı çözmeliyim diyordu. Buraya gelmiştik herhalde. Şuradan. Telefon kulübesi burada mı? Burada ne yapıyor? Bu adam sensin. Becerikli dedikte benziyorsun. Pek iş lazım mı? Şu an pek işe ihtiyacım yok. Da bir saniye. I don't have time to take on extra work at the moment. You can always find me here when you're free. Peki. Peki dostum. Eğer zamanım olursa yanına geleceğim. Burada sanki bir şeyler satıyorlarmış gibi geldi bana. Böyle bir farklı şeyler var. Ortalıkta bir tuhaf bir yer burası ya. Şuradan bir hemen hızlı bir şekilde seyahat edelim. Şuranın yakınında bir yer yok mu? Oradan karşıya gideceğiz. Şuradan geçsem. Şuraya hastaneye gideceğim de şunun hastanenin yakınlarında bir yer yok herhalde. Deniz kenarı.
Gazze Maria Hastanesi. Tımarhane. Allah korusun. Şöyle geçeceğiz o zaman. Ne? Şuradan mı iyi gider? Şuradan mı? Hızlı seyahat için basılı tutuyor. Robert olan kitlesel hisset. Mühim keşif ekibi kurdu. Keşif. Tamam. Olağanüstü yeteneklerin sana sıradan dedektifler karşısında avantaj sağlar. Gizli detayları ortaya çıkartmak için. Hadi bakalım. Ne oldu? Buraya geldik. Köpek balığı bulmuş. Şuna bak. Öf. Tam şu tarafa doğru gideceğim. Buradan böyle devam edeceğim düz. Shift tuşuna bastığınız zaman hızlanıyor. İstila edilmiş bölgeye gidiyoruz. Yeni konum, hadi bakalım. Doğru lan, adam düştü aşağı. Derry. Şuradan sol mu yapsam ki ya? Bence ileriye gideyim oradan. Bunlar zarar veriyor mu ki insana? Bu yasaklanmış bölge ama. Uyyyy. Fare kızartıyor adam ya. Tövbe tövbe. İyice garipleşti. Tuhaf bir yer oldu. Onu söyleyeyim size. Sol taraf. Hospital. Hastane burası. Sonra makinamızı alalım. Hasta mı yoksa ziyaretçi mi? Bir dakika bekle Doktor Grant'ın. Ziyaretçi, gerçi yüzünüz biraz solgun, baş ağrınız yok değil mi? Ya, hastaneye kadar geldim. Evet biraz diyeyim. Yeni bir şey değil diyor. Kronik baş ağrısı çeken biri. Harika, tesadüfe bakın ki ben hem de senden önce hastalıkların rollerini araştırıyordum diyor. Sizin hepimizin bulaştırdığını biliyor muydunuz? Baş ağrınızı, beyninizi sarktıklarına dair bir işaret olabilir. Şimdi haber doktor ciddi duruyor. Olmanızı önerebilir miyim? Kubay faresi olmayacağım elbette. Aslında bir tımarhanede kubay faresi olmuştum bu. Söyleyemem. Helmet parazitinden mantıklı düşünmeyecek kadar zarar görmüş gibi duruyor. Allah Allah. Baltayla yaranan bir yardım edip için bir şey var mı? Tamam. Muz yarası olan biri var mı? Onlar da... Sınırı yaratıklarla yüzmeyeceğim. Göreve varım. Well, I have taken it upon myself to study one concerns the multi-handed creatures. Tamam, bunlarla ilgili kusamam. Tamam, bunları da bilgimize alalım. Hoşça kal.
Enfekte adamın evi, eski hastane, mağazası, saha araştırma merkezi, saha araştırması. Yeni vaka, saha araştırması. Allah Allah. Sanders omuzundan çok kötü yanı ve tıbbi yardıma ihtiyacı var. Hastane, bizim adam nerede? Yukarıda mı yatıyor ki? Şurada bir yerde o zaman. Bu değil ya. What happened to you, Mister? Pete. O konuşmak canım acıtıyor. Dinamitte balık mı tutuyormuş? Geçmiş olsun. Güle güle. Hoşça kal. Yaralı hasta Pete. Şimdi onu geç. Bu da değil. Bizim adam şöyle kaptan tipi olan bir adam. Omzundan yaralı bir adam. O yüzden ona bir etrafımızı iyice bir inceleyelim. Belki üst katta olabilir. Belki buradadır. Omzuna ne oldu? Bir kovanın teki yaptı, silah çekti, omzundan vurdu. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı diyor. Birisini arıyorum. Kaptan Sanders. Kaptan Sanders, öyle birini hiç duymadım. Ben Joseph Fildo. Muhtemelen başka bir yere bakmalısın. Hoşça kal. Bu adam sanki vurulan kurban Joe. Başka kim var burada? Hemşire hanımefendiyle konuşabiliyor musun? Kolay gelsin. Şuraya bakalım, bu ne? Allah Allah, tuvalete bak. Nasıl bir düzenmiş böyle ya? Eskiden böyle... Bu adam yatıyor, ablam ne yapıyor? Şu beni lütfen tam şurası. This itching is driving me insane. Allah Allah. Tövbe tövbe. Tımarhane mi? Hastane mi? Nereye geldik ya biz? Yürü babacım, yürü ya. Yürü. Yürü, bir kafam dön, başım döndü ya. Hastaneler zaten hiç sevmem. Bak, dinleneyim diyor. Ya tamam. Açım benim. Dinlen. Yoruldun sen. Oh, karnı sürük yemeyeceğim biliyor. Tövbe tövbe. Burada da değil. Peki nerede bu adam? Sanırım sonunda çok kötü yaralı ve tıbbi yardıma ihtiyacı var. Be safe. We don't have any free beds left. Daha yatağımız kalmadı diyor. Aşağı bir inelim bakalım ne varmış. Oo, bura bir tuhaflaştı ha. Bura kötü bir yer. Morg ya burası. Clear water. Temiz su. Şuraya bir bakayım. Burada adamları buraya yatırıyorlar. Şunlarda oluklar var ya, kan olukları. Oradan kan aksın gitsin diye. Şuraya kana akıyor adamın. Yıkıyorlar falan. Tövbe, morg ya burası. Çok tuhaf bir yer. Şuradan bir çık ya. Midem bulandı. Be safe. We don't have any free beds left. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Vaka C. Yaralı hastalardan biri olan Pete, balık tutmak için kullandığı dinamitler tarafından yaralandığını söyledi bana. Yaralı hastalardan biri Joseph Charles, sarhoş bir delinin barda onu vurduğunu söyledi. Kurban, kurban Joe. Liman abone, Kaptan Sanders'ı tekrardan ayrılırken görmüş kara liman körfezindeki çatışmadan sağ çıkan tek kişi omzundan kötü şekilde yaralanan bir adamdı. Kaptan Sanders şu an tıbbi
yardım alıyor. Tıbbi yardım alıyor. Bir yardım alıyorsun. Nerede bu adam? Yaralı Sanders. Yaralı hasta Pet. Kurban Joe. Kurban Joe. Bir saniye üst kata bir daha tekrar bir çıkayım. Bak dinleneyim diyor. Let me rest. Bu adamın adı bir saniye yukarıdakine tekrardan bir dikkat çekmek istiyor. I warned you. Lan çok kötü yaralı ve tıbbi yardıma ihtiyacı var. Peki bizim adamımız nerede? Burada yok. Oyun var ya çok acayip bir şey. Fast travel. Tanrı diyor. Peki şu ne? Otel. Ya istila edilmiş bölge. Zemari Hastanesi. Tımarhane. Adam tımarhanede olacak değil ya. Peki nerede bu adam? Kont Emniyet Müdürlüğü. Vaka raporu. Bu şehir hastanesinde Doktor Grant canavarlarla ilgileniyor. Buraya yaratıkların kökenlerini inceleyerek saha araştırması. İncelik onlardan yararlanan ve ölen insan sayısını azaltabileceğine inanıyor. Yine de hastalık tek edemiyor. Bu yüzden ona dostuna yardım etmeyi kabul ettim. Bir ücret karşılığında elbette diyor. Eski hastanın mağazası. Doktor Grant Kuruş Limanı merkezinde icat işbirliğinde mağazayı ziyaret etmemi istedi. Eski hastanın var. Ve canavarla mağaza sahibi birilerini görüyormuş. Bir şeyler biliyor olabilir. Sonra çok acayip ya. Kan lekeli not. Otel odasına aktarı. Tamamlanlar vakalar. Soğuk karşılaşma. Sağ araştırması. Montan mı ha? Yok şöyle yapacağım bir saniye. Niye? Şöyle yapacağım. Hatta o zaman şöyle yapacağız. Aynalar aynalar. Korkarım biri beni takip ediyor. Batı antik kent ziyaretini ettiğinde sak. Meşe sokak koşuna göğü gördüğümde başladı. Sınırdır aynalar gördüm ve biri içlerinde kalmıştı. Boş yere kaçmayı deniyordum. Üstündeki korku panik. Allah Allah. Tane yerleştir. Yaralı Sanders. İskileden ayrılırken görmüş. Karadiman Körfezi'ndeki çatışmadan sağ çıkan tek kişi omuzundan kötü şekilde yaralanan bir adamdı. Yaralı adam Kaptan Sanders'e şu an tıbbi yardım alıyor. Peki bu nokta nerede? Şurada bir şey var karşıda. Hikaye o kadar hospital my
yapmaz. Be safe. We don't have any free beds left. Peki nereye, ne yapacağız buradan sonra? İstila edilmiş bölgeye geçtik. Şuna çok kötü yaralanan ve tıbbi yardıma ihtiyacı var. Başka hastane var mı ki burada? Kütüphane. Belediye binası. Ne bir araştırma mı yapacağız? Komut günlükleri. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şu neydi? Ben kan toplamı. Ant Emniyet Müdürlüğü. Ama olay emniyete gitmemiş ki. Şuraya bir gidelim bakalım. Gazete satıyorum. Dümdüz gidiyorum, sol yapıyorum. Acayip bir atmosferi var, acayip bir şehir. Yani çok tuhaf görünüyor. Akıl hastanesi de orada. Bu etrafı inceleyeyim de. Çıkabilmişiz. Akıl hastanesine geldik. Çok tuhaf bir yer ya. Böyle atmosferi falan çok ürkütücü bir yer yani. Bir yardıma ihtiyacı var diyor. Anything I can help you with? Anything I can help you with? Burası zaten bir acayip bir yer. Şuradan bir geçeyim. Gene biz... The door won't budge. Haven't you seen the beast? Canavaları görmedin mi? Bu tuhaf bir yer ya. Şuradan alanlar yana. Do you see it? Görüyor musun? Bunlar akıl hastası. Allah yardım etsin, ne diyeyim.
Tuhaf bir yer zaten. Şu kimmiş ya? Belki burada biri bana yardımcı olursa. Kayıt odası. Burası başkan odası mı ki? Bu hastanesine gelmedik demeyiz en azından. En üstte bir çıkalım. Bura boş. Let's play. Şöyle yapacağım. The end is nigh. It will begin again. What is ya Allah Allah. The seed is sown. Nerede bu omzundan yaralanmış adam? Ne acayip bir yazı ya. Ben başıma gelen şey değilim. Ben olmayı seçtiğim kişiyim. Buradan çıkacağım ben bunu aldım iyice. Balık mı tutuyorsun? Aradım sonuca, istediğim sonuca ulaşamadım. Şimdi bana amele sapıktan seskinin ayrıktan görmüş, tamam. Rastlan olan bir pete balık tutmak için kullandığı yarı rastlarını biliyorsun. Pardon, onu bu sürede şurası tamam, burada uçurumluk gibi hala takip edecek kuşlarım var. Gizem dolu ya, oyunun her tarafı gizemli. Sığınak kenar doğusu. O zaman burada ne var? Köşede ne vardı? Benim o zaman şuraya bir yere gitmem lazım. Buraya gitmem lazım. Araştırmaya devam etmem için oraya gitmem lazım. Orada bazı şeyleri bulacağım. Yine bir arşiv araştırması yapmam gerekiyor herhalde. Ya emniyete gitsem ne olur ki? Baymos diyor. Emniyette bir sorgulayalım bakalım ne oldu? Hello, officer. Merhaba memur bey. Well, kim gelmiş o abi? Çözen daha Charles Reed gelmiş. The genius that cracked the case of Albert Throgmorton, Captain Caleb Lyons. Yüzbaşı Caleb Lyons hizmetindeyim. Biz simpletons do to assist you, Mr. Holmes? Ne yapabiliriz Bay Holmes? Sorun var.
Look, all I want is access to your records during my investigations. Otherwise, I'll keep out of your way. Oh, that's all you want, is it? Was making us look like idiots in front of Mr. Throgmorton not enough for you? Look, I'm sorry. Üzgünüm, amacım bu değil. Ha, polisler de biraz düşürdün ama yabancı biri haddini bilmeli diyor. Biz diyor, şu konuşmamızı istemiyorsun. En ufak hatanda sana tıpkı diğer suçlar gibi muamele ederim yabancı. Polislerden de olumlu bir yanıt alamadık, işe bak. Sakin ol memur White Leeson. Lines. Ama sadece patronu White. Şimdi bunu aklından çıkarma Reed. Keep that mind, Reed. Don't waste my time, newcomer. Arşivi kullanabilirsin dedi ama. Arşiv. Kaptan Lyons. Bura neymiş böyle? Ya teker teker yapmışlar. Bura nezarethane. Kelepçe var o zamanki kelepçeler. Gazete var, harita var. Dur bakayım. Türkiye şura değil mi? Şurası işte tam. Şu köşe. Şu ortada bak İtalya var. Ama çok başarılı bir harita yapmamışlar. İtalya'yı İtalya gösteriyor. Şimdi... Burada bizim adam arşive bir girelim. Şimdi Sikerin harika görmüş Karaliman körebesinde çatışmadan sağ çıkan tek kişinin omzuna kötü şekilde yaralanan bir adamdı. Kaptan Sanders ve şu an tıbbi yardımı arıyor. Arıyor. Bölge Kaptan Sanders. O zaman neresi bu bölge? Kaptan Sanders Sikerin Karaliman. Karaliman Körfezi 1. Ben kaptan. Tanıcanımız sözünüz. Titan'ı almaya derinlik. Acizler suç yönetimi cinayet aleti belgeler ürettiği 70 mermi olacak diyor. Stone Titan'a yanmış gazeteler. Buradan bulamayacağız herhalde. Şiddet suçları. Suçlar ama bölge önemli olan. Yanlış yaptık. Bölge. Bölgede neydi? Kara liman körfezi. Suçlar, şiddet suçları. Cinayet aleti. Suçlu yönetimi. Kanıt. Onlar şüpheliler. Ne diyeyim? Fiyat suçları. Burada değil. Arkadaşlar, bu kaldığım yerden devam edeceğim. Emniyet biriminin içerisindeyim. Staffy only. Şu emniyetten bir çıkalım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.